Herkese merhabalar, ben Alaaddin 61 ve bugün karşınızda yepyeni Renault Clio olacak. Tam tamına 16 milyon adet satıldı şu ana kadar. Yepyeni Renault logosu var ve bu videoda Esprit Alpine paketini inceleyeceğiz. Yenilenmiş Renault logosunu görüyorsunuz arkadaşlar. 3D şeklinde panjur var. Yenilenmiş gündüz ışıkları bayağı sportif. Hepsi standart olarak LED olarak gelecek benim bildiğim. Tabi 360 derece kamera sistemi var. Otomatik park. Ve Porsche'lerde olduğu gibi, AMG'lerde olduğu gibi burada ortada kapak var. Ama tabii ki bijonla geliyor arkadaşlar. 4 tane bijonla. 205, 45, 17 olması lazım. Lastikler Continental ile geliyor. Clio yazısı siyah. Stop lambaları bayağı güzel aydınlatılmış. Sportif hava katmış. Burada 391 litre bagaj açımı var. Yaşam alanı aynı arkadaşlar. Diz mesafesi gayet iyi. Burada kör nokta uyar sistemimiz var. Alpine yazısını görüyorsunuz. Koltuklar bayağı sportif. Bayağı iyi tutuyor size. Mavi işlemeler Fransa'nın renkleri işlenmiş direksiyona. Ve aracın içi bu şekilde arkadaşlar. Değişen fazla bir şey yok. Yeni logo gelmiş. Fransa'nın renkleri burada işlenmiş. Noktalı direksiyon var yanlarda. Daha iyi tutulmanız için. Burada kadranı değiştirebiliyorsunuz. Buraya bastığınız zaman. Ayrıca sürüş modları da bu şekilde. MySense var. Spor var. Ve kadran da değişiyor gördüğünüz gibi. Eco var. Yeşile dönüyor. Tabii ki direksiyon Esprit Alpine özel. Pedallar da öyle arkadaşlar. Sert plastik. Burası yumuşak plastik. Bose ses sistemi var. Ana kadran bu şekilde. 3 tane sayfası var. Widgetleri koyabiliyorsunuz. Burada bardaklıklar, elektronik el freni ve auto hold. Batarya özelliği var. Kablosuz şarj. Klima sistemi şöyle çevirmeli çalışıyor arkadaşlar. Isıtmalı koltuklar var. İki ayarlı. Burada tabii ki kamera sistemi var. 360 derece kamera sistemi var. Kilitleme. Kapıları kilitlemek için. Bunun bir küçük ekranı da var. Ve gördüğünüz gibi jantları da gösteriyor. Start düğmesi var. Tabii burada ses ayarları klasik Renault. Bose ses sistemi var. Ve tabii ki aynalarda kör nokta uyarı sistemi var. Şimdi test sürüşüne geçelim arkadaşlar. Olmazsa olmaz. Tabii ki sporu alalım. Test sürüşüne çıktık. Verilerini tekrar aktarayım. 143 beygir gücünde 205 Nm tork üretiyor. Ama bu hibrit modeli. Motoru 1.6 4 silindir sıralı arkadaşlar. Turbo yok. Ve şunu da belirteyim. 8 ileri otomatik şanzımana sahip. Aracın hızlanması 9 saniyede 100. 210-220 kilometreye çok kolaylıkla geliyor. 60 kilometreye kadar elektrikli sürebiliyorsunuz hibrit olduğu için. Aynı Toyota'lardaki gibi çok tasarruflu bir araç. Full depoyla 39 litre benzin alıyor arkadaşlar. Full depoyla Renault'un demesine göre 903 kilometre yapması lazım bir depoda. Ve şehir içi %80 elektrikli sürebiliyorsunuz bu araca. Burada şimdi değişik modeller var dediğim gibi, paketler var. Ve sürdüğümüz model en full'ü, en dolusu arkadaşlar. En basit paketi Evolution, sonra Techno geliyor, orta paket Techno. Üçüncü pakette en full'ü bu, Esprit Alpine. Bu Esprit Alpine'ı Mercedes'in AMG paketi veya BMW'nin M paketi veya Audi'nin S-Line paketi gibi düşünebilirsiniz. Dışında ve içinde değişiklikler oluyor. Ve aracın yol tutuşu gayet iyi.
Önümde hasarlı bir araba gidiyor. Bir 100'den tam gaz. 110. 120. 130. Turbo olmadığı için tabi böyle bir anda hızlanmıyor. Böyle sabit hızlanıyor. Yavaş yavaş eksponansiyel hızlanıyor. Yani sıradan hızlanıyor diyebiliriz. Tabi bunda şerit takip, otonom sürüş, ondan sonra adaptif hız sabitleme seçenekleri alabiliyorsunuz. Özellikle Esprit Alpine modelini çok beğeniyorum tasarım açısından. Bunda Bose ses sistemi de var. Bir de şunu da belirteyim. Renault'un benim bildiğim kadarıyla gerçek deri kullanmadığını artık biliyoruz. Ona yakın malzemeler sentetik deri kullanıyor. Daha uygun olsun diye mi artık veya çevreye daha az zarar versin diye mi bilemeyeceğim. Burada mesela ambiyans aydınlatma var. Kadran dijital arkadaşlar. Ve dijital kadranla standart olarak geliyor ama bunun boyutu değişiyor. Burada mesela 9.3 inç ekranla alabiliyorsunuz. Bunun bir küçüğü 7 inç oluyor galiba. İkisi de öyle arkadaşlar. En boş paketinde bile dijital kadran ve dokunmatik ekran var. Sadece boyutları farklı. Kabini bayağı sessiz. Yaşam alanı, kokpiti. Boyutları değişmedi. Onu söyleyebilirim size. Başka ne diyebilirim? Gayet oturaklı bir araba. Birazdan virajlara da gireceğim sizler için. Ve bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Alaaddin 61'i takip etmeye devam edin. Sorulardan biri de yakıtı nasıl arkadaşlar? Yakıtı ortalama 4.3 litre yakıyor 100 kilometrede. Ortalama 4 litre yakıyor. 4.2 4 litre. Şehir içi 4.3 4.5 litre civarında ve uzun yolda 3.8 3.9 litre yakıyor arkadaşlar otobanda. Ve şu anda elektrikle ilerliyoruz. Motor kendini kapattı. Ve gördüğünüz gibi gayet de güzel ilerliyoruz. Bir hızlanalım 70'ten. 90 ve 110. Bayağı hibrit olduğu için 143 beygir gücünde olduğu için iyi hızlanıyor. Konforu biraz daha iyi olabilirdi çünkü bunda 17'lik jantlar var. 205 45 17 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. En büyük jantlara sahip 15'ten başlıyor arkadaşlar. Hibrit olduğu için biraz daha ağır normal Clio'ya göre. Bunun 90 beygiri var, 100 beygiri var ve bu hibrit modeli var 143 beygir gücünde. Tabi dizeli de var. Şimdi şehir içi biraz virajlara girelim. Süspansiyonu da test edeyim sizler için. Şuraya bir girelim. Tam bir test arkadaşlar sizler için. Şuraya biraz daha hızlı gireyim. Yo, gayet de konforlu şehir içi ya. Öyle. Direksiyonu biraz daha ağır. Esprit Alpine olduğu için galiba. Biraz daha sert yapmışlar direksiyonu. Şanzıman çok iyi çalışıyor arkadaşlar. Onu belirteyim. Şuradan dönelim. Ve size yeni bir şeyi de göstereyim. 360 kamera arkadaşlar. Kalitesi tabi Mercedes, BMW gibi olamaz. Zaten parası da ona göre. 24 bin Euro'dan başlıyor. Burada battery hold özelliği var. Bozuk yollarda yine beklediğimden daha rahat arkadaşlar. Biliyorsunuz bu 6. nesil veya 5. nesilin makyajlı kasası tam bilmiyorum. 16 milyon tane satıldı.
çok satıldı bu modelden. Türkiye'de en çok satılan arabalardan biri. Her iki arabadan, bu segmentteki her iki arabadan biri Clio arkadaşlar. Onu da belirteyim. Türkiye'de üretiliyor. Gayet güzel. Tam şehir içi arabası arkadaşlar. Tabi standart paketini seçtiğiniz zaman bundan bir tık daha konforlu olacağını sanıyorum. Görüş açısı mükemmel. İç boyutları değişmedi. Koltuklar aşırı sportif. Esprit Alpine olduğu için. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.